bitirdik. Ben de çıktım. Biraz sonra arkadaşlar da çıkmaya başladı. Bugün tabii malum yayın ihalesi, aynı zamanda malum işte MHK'nin ve Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla ilgili, hakemlerin uzaklaştırılmasıyla ilgili, görevinin son verilmesiyle ilgili gündem maddesini değerlendirdik. Tabii benim görüşüm belli, net. Ben aynı yerdeyim. Farklı farklı MHK'nin ve TFF'nin aldığı karara destek veren var, destek vermeyen var. Çok doğal. Ben bu kararın doğru olmadığını baştan beri savundum. Bununla ilgili de 3 kere açıklama yaptım. Ve bu süreçte en son Futbol Federasyonu'nun yönetim olarak aldığı kararı tahkim kurulu tarafından bozuldu. Dolayısıyla bence tahkim tarihi bir karar aldı. Bu benim kişisel görüşüm. Türk futbolunda güven ortamını sağlamamız çok önemli. Bugün ligin bitimine 8 hafta kaldı. O gün 10 hafta kalmıştı. Kişilerle ilgili bilgi, belge de bunların hepsi olabilir. Bunların hepsi kurullarla paylaşılır. Eğer yüz kızartıcı bir durum varsa bu hakemlerle ilgili alınan kararın hangisi varsa hepimiz saygı duyarız. Ama ben 18-19 senedir bir futbol adamı olarak Kulüpler Birliği Başkanlığı yapmış, TFF birinci başkan vekilliği yapmış ve uzun yıllardır kulüp başkanlığı yapmış biri olarak tecrübem şunu söylüyor ki ne hukuki, ne insani, ne vicdani bir karar verilmedi. Dolayısıyla da bu karar tarihi bir tahkim kurulunun kararıyla bozuldu. Bundan sonraki süreç Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı süreçtir, karardır. Bizim bundan sonra yapacağımız farklı bir şey yoktur. Ama görüşümüzde de aynı yerde bir milim oynamadan duruyoruz. Türk futbolunun güven ortamına ihtiyacı var. Uluslararası alanda marka değerine ihtiyacımız var. Uluslararası futbol dünyasında, uluslararası alanda her zaman marka değerimizi yukarı çıkarmamız lazım. Bence uluslararası başarımız da olmadığı ortada. Dolayısıyla biz kulüplerimizin gerek Türkiye'de gerek dünyada en iyi yere taşımak için tüm kulüpler, kulüp başkanları hepimiz bu gayreti gösteriyoruz. Dün Avrupa Kulüpler Birliği'nden Başkan Vekilim Mustafa Bey sabaha karşı döndü. Kulüpte bir toplantı yaptım. Değerli arkadaşlar, Avrupa Kulüpler Birliği 2026'nın fikstürünü konuşuyor. Metaversi konuşuyor, futbola nasıl uyarlarız diye. Altyapılarda çocukların IQ'lerini nasıl planlarız? Bunlarla ilgili nasıl testler yaparız diyor. Biz nerede ve nerede neleri konuşuyoruz? Onun için futbolun şu anki malum durumu aslında bu söylediklerimle çok örtüşüyor. Biz nelerle uğraştığımız çok açık, net. Dolayısıyla ben bir futbol adamı olarak bu kararın yanlış olduğunu hep savundum. Ama bizim özellikle burada görüşümüzü beyan etmemiz baştan beri oldu. Bugün de tahkim kurulunun kararını, aldığı kararı, TFF'nin kararını kulüp başkanlarımla değerlendirdim. Ben fikrimi ve fikrimi neden savunduğumu arkadaşlarıma anlattım. Herkesin farklı fikri olabilir, katılabilir, katılmayabilir. Saygı duymak zorundayız. Kulüpler Birliği'nden katılan da var, katılmayan da var. Bu çok da doğal. Her zaman oy birliğiyle çıkmaz. Ama zaten bu karar alınmış. Biz burada sadece birbirimize değerlendirme yaptık. Onun için Türk futbolunun güven ortamına ihtiyacı var. Geçmişte rahmetli Hasan Doğan döneminde 6 tane hakemi görevden uzaklaştırma verilmişti ama sezon başında verilmişti. Bugün maç devam ederken kural değişikliği yapılması doğru olmadı. Bugün adil de olmadı. Ama bugün baktığınızda kulüplerin birbirine kırdırmak, kulüpleri birbirine karşı karşıya getirmek, ben Kulüpler Birliği'nin çok güçlü olduğuna inanıyorum ve bu birliğin hep beraber olması gerektiğine inanıyorum. İnanıyorum ki tüm kulüp başkanlarımızı, dostumuz, arkadaşlarımız, kardeşimiz hep baki. Ama futbolun yayın ihalesidir, futbolun marka değeridir, futbolun MHK ve MHK yapısının yeni bir danışmanla raporu gelene kadar bekleyip burada bir değişime gidelim. Kişiler olabilir, kişiler iyi olabilir, kötü olabilir, yanlış olabilir. Bunları kurullar değerlendirir, gereğini yapar. Ama doğru zamanda ve belgeye, bilgiye
veriye dayanarak. Dolayısıyla bunu yanlış bulduk. Yani orada ben onu bilemem ama Futbol Federasyonu'nda uzun yıllar çok önemli bir futbol adamı, hukuktan sorumlu bir başkan vekili, bu konunun istişare ve müzakere uzun süre edilmediğini, değerlendirilmediğini, ani bir karar verildiğini, talimata ve hukuka aykırı olduğunu ve bununla da ilgili tahkim kurulunun bozmasından sonra kararı vicdanen sorumluluk duyduğunu ve bir onurlu duruş göstererek bence istifa etmiştir. Onu tebrik ediyorum. Diyecek bir de bu MHK'nin kararından sonra ligin düşmeyle ilgili, kalkmasıyla ilgili konuşmalar başladı. Ligin tescilliyle ilgili böyle soru işaretleri konuşmalar başladı. Bu nasıl etkiler yani? Değerli arkadaşlar, ligin tescilliyle ilgili bir sorunu olmaması lazım. Çünkü baktığınızda ligin üstünde oyunuyla öne çıkan, iyi oyunla öne çıkan bir Trabzon kulübümüz var. Hakkıyla orada. Bakıyorsunuz Konya kulübü aynı şekilde, inanılmaz bir Anadolu kulübümüz gene aynı şekilde inanılmaz bir mücadele veriyor ve çok iyi bir yerde. Onların mücadelesine böyle bir şey karıştırmak doğru olmaz. Ligin tescil edilmemesiyle ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ben hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.